Şekil değiştirme hook yasası konusuna başlıyoruz. Şekildeki gibi bir çubuk göz önüne alırsak, bakın buradaki çubuğumuz normal eksenlerinde, bakın ağırlık merkezinden geçen eksenlerde P kuvvetiyle çekme kuvvetine maruz bırakılıyor. Buradaki normal kuvvet diyagramını çizersek, bakın herhangi bir yerden kesit alırsak, çekme olduğu için ve kuvvet de sabit olduğu için çubuğun her noktasında normal kuvvet diyagramımız bakın şuradaki şekildeki gibi olur. Artı şekilde ve çubuğun her yerinde eşit olur. Bu çubuk ilk boyu L ise bu kuvvetin etkisi de bir miktar uzar arkadaşlar. Uzayan boyuna da L üssü dersek ikinci boyundan ilk boyunu çıkartırsak arkadaşlar buradaki delta L uzama miktarını hesaplamış oluruz. Buradaki uzama miktarını da çubuğun ilk boyuna bölersek arkadaşlar daha iyi uzamayı daha iyi karakterize etmek için buna epsilon birim boy uzaması denir. Bakın epsilon eşittir delta L bölü L. Buradan da delta L eşittir. Bakın şuradaki formül gereği epsilon çarpı L'ye eşittir. Genel formülümüz bakın uzamayla ilgili. Tabii şuradaki P kuvvetleri içe doğruysa arkadaşlar burada kısalma oluşup şuradaki normal kuvvet eksi olur. Eksi olduğu için de kısalma oluşur. Bakın burada şekil değiştirmemiz arkadaşlar. L çarpı N bölü E çarpı F'dir. Bakın buradaki L ilk boyumuz uzama miktarı yani şekil değiştirmeyle doğru orantılıdır. Yine normal kuvvet ne dediğimiz. Normal kuvvet de doğru orantılıdır. Bakın ne kadar artarsa delta L de o kadar artar. Buradaki E çarpı F'miz E elastisite modülü malzeme cinsine bağlı olarak değişen bir katsayı arkadaşlar. Bakın bu da ne kadar büyük olursa uzama o kadar azalır. Yine kesit alanımız F. Kesit alanı da ne kadar büyük olursa uzama o kadar azalır arkadaşlar. Bakın şuradaki paydaki kısımlar doğru orantılı, paydadaki kısımlar ters orantılıdır. Epsilon iki uzunluğun oranı olmak bakımından boyutsuzdur. Bakın uzunluğu uzunluğa böldüğümüz için birimler gider boyutsuzdur. Birim yoktur. Çubuktaki normal kuvvet çekme yerine basınç olursa çubukta uzama yerine boy kısalması olacağından epsilon negatif olur. Kısalmaya negatif boy uzaması da diyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada epsilon sıfırdan büyükse çubuk uzar. Epsilon sıfırdan küçükse çubuk kısalır. Bakın burada normal kuvvetimiz P'ye eşitmiş. N üssü uzamadan sonraki boy. Bakın yine sigma eşittir normal kuvvet bölü kesit alan olduğu için şurada N bölü F'ye sigma da diyebiliriz. O zaman formülümüz sigma çarpı L bölü E olur arkadaşlar. Bakın bunu ilk yasalaştıran Hooke'dur. Hooke yaylar kullanarak çeşitli deneyler yapmış ve uzamayla normal kuvvetin doğru orantılı olduğunu keşfetmiş arkadaşlar. Bakın şurada gerilme epsilon eşittir sigma bölü E'den. Elastisite modülü demiştik. Bakın bunun birimi çoğunlukla kilogram bölü santimetre karedir. Epsilon eşittir normal kuvvet bölü E çarpı F'dir. Bakın şuradan zaten anlatmıştık. Burada N ve F'nin çubuk boyunca değişken olabileceği unutulmamalıdır. Bakın normal kuvvet ve kesit alan değişken olabilir arkadaşlar çubuk boyunca. Normal kuvvette diyagramdan bakacağız. Kesit alanda da yine çubuğun şekline bakacağız arkadaşlar. Değiştiği yerlerde değiştireceğiz. Bakın burada epsilon şey E çarpı F uzama rigidliği denir arkadaşlar E çarpı F'ye. Bu değer büyüdükçe uzama azalır. Bakın şurası paydada olduğu için bu değer arttıkça epsilon sıfıra yaklaşır arkadaşlar. Bakın genel formülümüz N çarpı L bölü E çarpı F'dir. Bakın burada çubuğun normal kuvvetin değiştiği noktaları ve kesit alanın değiştiği noktaları dikkate alacağız arkadaşlar. Çubuğu yine çektiğimiz zaman arkadaşlar boyunda bir uzama olurken eninde de bir daralma meydana gelir. Buradaki daralmayı uzamaya bölersek arkadaşlar buna Poisson oranı denir. Poisson oranı da yine malzemeye bağlı olarak değişen bir katsayıdır arkadaşlar. Genel olarak 0 ile 0.5 arasında değişir. Nü ile gösterilir. Bakın şöyle. Şurada. Örneğimize geçelim. Bakın burada 24 tonluk sabit
bir kuvvetimiz var. Bakın iki taraftan çekiliyor. Kestiğimiz değişken, çubuğun yapıldığı malzemenin elastisite modülü E eşittir 2 çarpı 10 üzeri 6 kilogram bölü santimetre karedir. Toplam uzamayı bulunuz. Bakın E kilogram bölü santimetre kare olduğu için şuradaki birimlerde kilogram ve santimetre kare olarak alacağız. Uzunlukları santimetreye çevireceğiz. Kesit alanlarımız bakın zaten santimetre kare. Şuradaki tonu kilograma çevireceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Şunu kopyalayalım. Bakın şöyle tek kuvvet olduğu için bakın 2 yani 24 tonluk kesit boyunca da eşit olduğu için tek bir yerden kesmemiz yeterli. Şuradan keselim sadece. Bakın şu birinci bölgeden de ikinci bölgeden de üçüncü bölgeden de kesersek de her zaman eşit olur. Şöyle yapalım. Ne? Bakın birbirine zıt yönde olduğu için 24 ton eksi N eşittir sıfırdan. Buradan normal kuvvetimiz 24 ton olur. O da 24.000 kilogram olur. Bakın şöyle diyagramımızı çizersek. Çubuk boyunca artı 24 ton diyelim. Normal kuvvet diyagramı diyelim. Bakın formülümüz. Bakın burada kesitler değiştiği için arkadaşlar her bir bölge için ayrı ayrı hesaplama yapacağız. Delta L eşittir. N çarpı L bölü E çarpı F arkadaşlar. E çarpı F. Şöyle yapalım. Birinci bölgede arkadaşlar normal kuvvetimiz 24 ton 24.000 çubuğun her yerinde eşittir 24.000 çarpı L'miz bakalım 0.6 metre santimetreye çevirirsek 60 santim çarpı 60 E'miz 2 çarpı 10 üzeri 6 çarpı F'miz 30 santimetre kare artı 24.000 çarpı 1 metre 100 santim arkadaşlar çarpı 100 bölü bakın şurası 2 çarpı 10 üzeri 6 çarpı kesit alanımız 20 santimetre kare artı şöyle kopyalayalım 24.000 çarpı bakın 0.5 metre 50 santim çarpı 50 bölü 2 çarpı 10 üzeri 6 çarpı bakın kesit alanımız 50 santimetre kare 30-20 50 30-20 bakın şurası 50 bakın burada belli sadeleşmeler yapabiliriz bakın şurada 50'ler birbirini götürür
Şurası 120'ye böleriz 5 arkadaşlar. Şurası 5. 20 gider. Bakın burada da 60'ı 30'a bölersek 2 Bakın yine şuradan 3 0 götürürsek arkadaşlar bakın burası 2 çarpı 10'un küpü olur. Şöyle şurası 3 olur. Böyle biraz karıştı sanki bunu geri alalım. Bu işlem yaparken yaparız arkadaşlar. Şöyle alta geçelim. 24 çarpı 2 bölü 2 çarpı. Bakın şurada yine ikiler de birbirini götürür. Şöyle sadeleşme yapalım. İkiler de birbirini götürsün. bin bölü 10 üzeri 6. Şöyle yapalım. Tekrar yapalım. 24.000 bölü 10 üzeri 6 0.024 şurası. .024. Bakın yine 5 çarpı 24 bölü 2 çarpı 10 üzeri 6. 5 çarpı 24 bin. Şöyle yapalım. 5 çarpı 24 bin bölü parantez açalım. 2 çarpı 10 üzeri 6 parantezi kapatalım. Eşittir 0.06. .06 24.000 bölü 2 çarpı 10 üzeri 6 arkadaşlar. .012 0.012 Şimdi bunları toplarsak arkadaşlar 0.24 0.024 artı 0.06 artı 0.012 eşittir 0.024 artı 0.06 artı artı 0.012 0.096 arkadaşlar. 0.096 santimetre. Şöyle yapalım. Santimetre uzama olmuştur arkadaşlar. Boy değişimimiz. Şimdi diğer örneğimiz.
Şekildeki çubuğun normal kuvvet diyagramı çizin. En büyük normal gerilmeyi hesaplayın arkadaşlar. Bakın şunu kopyalayalım. Bakın burada kesit de değişken arkadaşlar. Kesit değişken olduğu için normal kuvvet diyagramı bakın şu arada da kuvvetler var. Normal kuvvet de değişken, kesit de değişken arkadaşlar. Bakın şurada kesit değişkendi. Sadece normal kuvvetimiz aynıydı bakın. Bu soruda hem kesit değişken hem arada da kuvvetler olduğu için normal kuvvet diyagramımız da değişken arkadaşlar. Bakın şimdi normal kuvvet diyagramını hesaplayalım. Şimdi şöyle biçime gelelim. Bunu birinci bölgeden kırpalım. Şurası normal kuvvet. Şöyle yazarsak 3 ton eksi birinci bölge olduğu için N1 diyelim. N1 eşittir sıfırdan. N1 eşittir 3 ton. İkinci bölgeden keselim. Bakın ikinci bölgeden kestik. N2 diyelim. Bakın 3 ton eksi 9 ton eksi N2 eşittir sıfırdan arkadaşlar. Burada N2 karşıya geçer. N2 eşittir 3 ton eksi 9 ton eksi 6 ton. N2 eşittir eksi 6 ton. Burada üçüncü bölge kaldı. Şunu kopyalayalım. Bakın üçüncü bölgede şuradan da kesebiliriz arkadaşlar. Kolaylık olsun diye kesip şu tarafı da alabiliriz. Biz şu tarafı alalım. Sonuç değişmez arkadaşlar iki taraftan da yapsanız. Şöyle çizersek. Şurası N3. N3 eksi eksi 12 ton eşittir sıfırdan N3 eşittir 12 ton. Bakın bunun normal kuvvet diyagramını çizersek bakın birinci bölgede 3, ikinci bölgede eksi 6, üçüncü bölgede 12. Şöyle çizersek şöyle. Birinci bölgede 3. Bakın 6'yı aşağıya çiziyorum. İkinci bölgede eksi 6. Üçüncü bölgede 12 arkadaşlar. Bakın şöyle. Şurası eksi. Şurası artı. Şurası artı. Şurası 6 arkadaşlar. Bakın eksi 6. Şurası 3. Şurası 12. Normal kuvvet diyagramımız.
Bakın normal kuvvet diyagramını çizin. En büyük gerilmeyi hesaplayın. Toplam boy değişimi bulun. Bakın sigma eşittir. Şunu kopyalayalım. Bakın burada en bölü F arkadaşlar. Bakın normal kuvveti alacağım arkadaşlar. Diyagramdaki değerleri. Bakın şuradaki gibi kuvvetleri almayacaksın. 9, 18 gibi. Şuradaki diyagramdaki 3, eksi 6 ve 12 alacağız arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şuradan sıkıntı oldu. Şuradan tekrar oluşturalım. Sigma eşittir. N bölü F. N bölü F'den arkadaşlar. Sigma 1 eşittir diyelim. Sigma 1 eşittir. N1 bölü F1. Bakın şöyle bakalım. Normal kuvvetimiz 3 ton. Şöyle yazalım. 3 ton eşittir 3000 kilogram. Eksi 6000 kilogram. Bakın şuradan kestiğimiz zaman bakın şuradaki basınç kuvveti daha büyük olduğu için bakın şu kısımlarda basınç oluşmuş. Bakın orta ikinci bölgede. Bu kısımdaki normal kuvvetimiz eksi çıkmış arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün. Şu kısımlarda çekmeye çalışıyor. Şu kısımlarda uzamaya çalışırken şu kısımda kısalmaya çalışır çubuğumuz. Şu ikinci bölgede. Eşittir 12.000 kilogram. Şimdi 3.000 arkadaşlar. Kesit alanımıza bakıyoruz. F1'imiz 8 arkadaşlar. Bakın 8 santimetre kare 3000 bölü 8 eşittir. Şöyle gelelim. 3000 bölü 8 eşittir 375 kilogram bölü santimetre kare. 375 kilogram bölü santimetre kare. Şöyle altına geçelim. Sigma 2 eşittir. Bakın şunu kopyalayalım. Eksi 6000. Kesit alanımıza bakalım. 5 eksi 6000 bölü 5. Bölü 5 1200 eksi 1200 kilogram bölü santimetre kare. Şunu kopyalayalım. Şöyle. Üçüncü bölge. Bakın üçüncü bölgede normal kuvvetimiz 12.000 arkadaşlar. Kesit alanımız 12. 12.000 bölü 12. Bakın burada 1000 çıkar. 1000 kilogram bölü santimetre kare. Bakın en büyük gerilmeyi hesaplayın. Toplam boy değişimi bulun. Bakın en büyük gerilme hangi bölgede oluşmuş? İkinci bölgede. Burada mutlak değer olarak bakacağız arkadaşlar. En büyük gerilme ikinci
bölgede oluşmuştur. Bakın burada eksi olması basınç gerilmesi olduğunu gösterir. Bakın şuradaki artı kısımlar çekme gerilmesidir. Şimdi şuraya gelelim. Şuradan formülü kopyalayalım. Şu kısımları silelim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Birinci bölgede 3000. 3000 çarpı L'niz 3 metre 300 santim. Bakın her yerde yok. Şurada 2 metre. 3000 çarpı 300. E'miz elastisite modülümüz. Bakın 2 çarpı 10 üzeri 6. 2 çarpı 10 üzeri 6. Kesit alanımız çarpı 1. bölgede 8 arkadaşlar. 8 artı diyelim. Kopyalayalım iki tane daha. Bakın ikinci bölgede normal kuvvet diyagramımız eksi olduğu için şuradaki işareti eksi diyelim. Eksi 6 eksi 6000. Mesafemiz 300. 300 kesit alanımız 5 arkadaşlar. 300 kesit alanımız şurası 5. Şurası artı. On iki bin. Bakalım mesafemiz 2 metre 200 santim. Kesit alanımız 12 arkadaşlar. Şurası 12. Bakın burada yapalım hesap makinesiyle. 3000 çarpı 300. 3000 çarpı 300 bölü diyelim. Bölü parantez açalım. 2 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 8 parantezi kapatalım. Eşittir diyelim. 0.05625. Bakın şu bütün işlemleri bir kere de yapabilirsiniz. Biz tek tek yapalım. 0.0 yazalım hepsini. Şöyle 5 rakam alalım virgülden sonra. Zaten küçük değerler olduğu için gelelim. 6000 çarpı 300 çarpı 300 bölü parantez açalım 2 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 5 parantezi kapatalım eşittir 0.18 0.18. Bakın burada sadeleşme de yapabilirsiniz. Bakın şuradaki sıfırları götürebilirsiniz arkadaşlar 10 üzeri 6 ile. 300 bölü 10 deyip 30 yapabiliriz arkadaşlar. 12.000 çarpı 200. 200 bölü 2 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 12 parantezi kapatalım 0.1.
eşittir diyelim 0.0 eksi 0.18 artı 0.1 arkadaşlar. Şuraya yapalım. 0.1 artı 0.05625 eksi 0.18 0.02375 eksi 0.0 santimetre kısalmış arkadaşlar. Burada kısalma demeyelim. Bakın eksi dediğimiz için zaten boy değişimi diyelim. Şöyle yapalım. Şu kısmını aşağıya alalım. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar.